Biz şimdi yardım alanına ulaştırmak için bir şeyler almaya geldik. Önce ebebekten alacağız, sonra markete uğrayıp oradan da temel gıda, işte ısıtıcı, o tarz şeylere bakacağız yetişkinler için. Önce bebekler için bir şeyler bakıyoruz. Ablam, babamlar, biz ulaştırmaya çalıştık. Elimizden ne geldiyse, bütçemiz yettiğince biz de bir şeyler almaya çalıştık. Az çok demeye gerek yok. Her şey ihtiyaç. Özellikle şu sıcacık patikler bebekler için. Şimdi bir de marketten ihtiyaçlar alacağız. Yine aklımıza geldikçe ben kaydettiğim ihtiyaç listelerine göre bu şekilde. Şimdi eczaneden de biz alınacak bir şeyler aldık. Özellikle bazı hem arkadaşlarım da yazıyor. Umke'den arkadaşlarımız da ulaştırıyor ihtiyaç olan şeyleri. Ben hem duyurmaya çalışıyorum. Sosyal medyadan, Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Oradan da özellikle ihtiyaç olan şeyleri. Şimdi belediyeden de öğreneceğiz ve paylaşacağız. Ben de kendimce özellikle pansuman malzemeleri, işte ateş düşürücüler, gerekli olabilecek şeylerden biz topladık. Şimdi gidiyoruz. Birçok yardım yeri bulduk aynı zamanda. Balıkesir'de birkaç firma. Onun dışında AVM de direkt kabul ediyor. Ben şimdi hem yardım alanını da görmek istedim açıkçası, gitmek, götürülen yardımlar ne kadar da bir götürülüyor, neler ihtiyaç. O yüzden biz direkt avluya gidiyoruz şimdi. Oraya bırakacağız ihtiyaçları. Bakın insanlar bu şekilde. Hepsi birbirine vererek paketleme kısmında yardım ediyorlar. Ay nasıl herkes gelmiş. Biz de şimdi ön kapıdan malzemeleri teslim edeceğiz. Tabii paketlememiz gerekiyor. Onları biz kendimiz yapacağız. Şimdi malzemelerimizi paketliyoruz. Bakar mısınız ya, canım memleketim. O kadar güzel, herkes organize olmuş ki herkes birbirine yardım ediyor. Şimdi paketliyoruz. Şeyler mi koyalım, direkt içine koyuyoruz. Battaniyeleri falan. Ne yazalım buna? Bebek şeyleri. Bebek maması ve biberon. Patikler falan bebekler için. Ya giyim tarafı ne taraftı? Herkese merhaba arkadaşlar. Birkaç gündür yaklaşık vloguma devam etmiyorum. Bunun sebebi de takdir edersiniz ki ülkemizi derinden etkileyen, yani resmen kıyameti yaşıyoruz dediğimiz büyük deprem. Çok fazla tanıdığımızın, yakınımızın aileleri, arkadaşları, işte bebekler, masum canlar, çok fazla hayatını kaybeden, göçük altında kalan, yardım bekleyen yüzlerce insanımız vardı. Bu durumda da gerçekten insan elinden uzaktan ne gelebiliyorsa yapmak istiyor ve hani çaresiz hissediyorsun ya, uyuduğun yatak sana batar mı? Gerçekten böyle hissediyorsun. Uyumak istemedim günlerce. Çünkü sizlerden çok fazla mesaj aldım. Gamze paylaşır mısın, işte ailem burada. Gamze paylaşır mısın, arkadaşım burada. Yani çok fazla bu tarz mesaj aldım, adres verilerek özellikle. Ve hepsini paylaşmaya çalıştım, hepsini. Bu durumda çünkü bu tarz bir şeyin kötüye kullanılabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yanlış adres verilip birkaç şey yaşandı gerçi, paylaşımları oldu falan, ama saçma sapan birkaç kişi dışında da asla sanmıyorum böyle bir durumda. Gerçekten çok güzel bir milletiz. Çok güzel birbirini saran ve böyle durumlarda birbirini kollayan bir milletiz. Açıkçası bu yüzden uyumak istemedim, sanki bir şey kaçıracak gibi, hani onların hepsini paylaşmalıyım. Bu benim içimi rahatlatacaktı çünkü ve hep de yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Bugün de bunun öncesinde mi paylaşırım sonrasında mı bilmiyorum. Şu an eve geldim. Kendimizce bir şeyler hazırlayıp işte elimizden ne geliyorsa yapıp yardım alanına gitmek istedim özellikle. Çünkü takipçilerim özellikle benden Balıkesir'de yaşayıp da Gamze en çok nelere ihtiyaç var? Hani gereksiz ürün götürmek yerine ihtiyaç olan ne varsa onları alıp toparlayıp götürelim istiyoruz. Nereye gidebiliriz? Gönüllü olarak çalışabiliriz falan diye çok fazla yazan olduğu için açıkçası bunun için de yardım alanına gitmek istedim özellikle. Ve biz de kendimizce gerekli gördüğümüz, işte ihtiyaç olabileceğini düşündüğümüz birçok şeyi toparlayıp bütçemiz yettiğince, az çok demeye hiç gerek yok, onu aldın bunu aldın demeye hiç gerek yok, sizin aldığınız bir ürün belki orada birçok kişiye ulaşacak. O yüzden hiç önemli değil. Göreceksiniz paylaşımımda, Balıkesir'deki tek bir toplama alanında bile o kadar çok insan vardı ki inanamadım ya, gurur duydum memleketimle. Ya bu sadece bizim bir toplama alanımız. Kesir'de bunun gibi birkaç tane toplama alanı var ve bu hepsini düşündüğümüzde gerçekten sadece bir şehirden bu kadar yardım, bu kadar destek gerçekten çok güzel bir şey. Bütün şehirlerimizden aynı şeyi düşününce insan bir nebze olsun içi rahatlıyor. Dediğim gibi ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İhtiyaç durumunda, ihtiyaç halinde bizler de tabii ki gönüllü olarak oraya gitmeye razıyız hep birlikte.
neyse. Oraya gittiğimde de ihtiyacın gıdadan ziyade daha çok işte hijyen ürünleri ve sıcak tutan battaniye, ısıtıcı bu tarz şeylerin olduğunu söylediler. Zaten ben bunu paylaştığımda bilmiyorum. Belki de zaten çok şey gerilemiş olacak ama ben yine de sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hem biraz konuşmak, içimi rahatlatmak istiyorum. Gerçekten bir şeyler yapabilmek istiyorsunuz. Hem de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Gerçekten çok korkunç. Yani insan kendini yerine koyamıyor bile gerçekten. Bazen yarınımız yokmuş gibi yaşıyoruz. Aklımıza gelmiyor. Deprem bölgesi değil diyorsun ama olduğu zaman da işte böyle yer yerinden oynayabiliyor. Bir tane deprem çantası mutlaka bulundurmamız gerekiyor. Biz de bulundurduk aslında ama sonra içindeki ürünleri yenilemek falan gerekince açıkçası saldık bize. Şimdi tekrardan hazırlayıp içine her şey ihtiyaç olabilecek birçok şeyi koyup bu şekilde biz de kaldıracağız. Çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Zaten çevrenizde, yakınlarınızda, sizlerden varsa yaşayan bu durumu çok üzgünüm. Bilmenizi isterim. Acınız acım. Gerçekten birebir paylaşıyorum yani. İnsan sürekli bir şeyler yapmak istiyor. Bir şeyler gelsin istiyor elinden. Ama uzaktan yapabileceğimiz ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Nasıl tamamlayacağım bilmiyorum. Söyleyemediğim, unuttuğum herhangi bir şey varsa kusura bakmayın. Sizleri çok seviyorum. Günden herkese merhaba. Günlerden pazar, nöbetten geldiğim. Saat 12. Evet, bizim günaydınımız böyle oldu. Ben zaten eve gelip duş alıp hazırlanmam saat 11.30 oldu. Burak hazırlanması 10 dakika. Şimdi hemen çıktık, kahvaltıya gidiyoruz. Bugün İnci'nin mekanına gidiyoruz kahvaltıya. Demir Lanç'a. Orayı biliyorsunuz, İnci'nin doğum günü kutlamıştık. Senin de doğum günü orada kutlamıştık hatta. Seninkini de kutlamadık mı? Yok, benimkin kutlamadık. Tamam, seni orada. Hep bir mekan popüler oluyor bizim için ve orada kutluyoruz herkesin doğum gününü. Kahvaltıya oraya gidelim dedik. Babamlar oranın kahvaltısının güzel olduğunu söylemişti. En son Foga'ya gitmiştik. Hem böyle değişiklik olsun istedik açıkçası. Sonrasında da ablamlar ve annemlerle belki çay kahve bir şeyler içeriz diye çok uzaklaşmayacağız. Kahvaltıya gidiyoruz yani. Günümüzü böyle başlatıyorum. Hepinize iyi seyirler. Şu an çamaşırlar yıkanmadan. Hemen eve gelir gelmez formalarımı yıkamaya attım. Akşama da ütülerim ve hazır olurlar. Ve geldik Demi Lanç'a. Kahvaltı söyleyeceğim. İki tane kahvaltı çeşidi varmış. Bir tane sarkma kahvaltı, bir de ultra kahvaltısı var. O daha dolu dolu. Onu söyleyeceğiz. Fiyatlar da iyi burada. Burak telefonla oynuyor. O yüzden ben de sizinle sohbet edeceğim arkadaşlar. Bir de bana diyor ki kendim bırakınca bana laf söyleme hakkımı doğdu. Ben atıyorum, bırakıyorum. Geri sohbete dönüyorum. Mesela kızlar bana diyor ki aşkım, sende şu yetenek çok iyi oluşmuş. Telefonla bir yandan story atıyorum mesela, bir yandan sohbet ediyorum. Ama hiç geri kalmıyorum sohbetten. Niye bazen katılıyorum. Duymuyorsun. Duyarım. Ne? Üşüme gelmiyordur. Şaka. Eyvallah. Şaka. Eyvallah. Kayıtlar altın beni. Kahvaltımız geldi. Çay, çaydanlığa bayıldım. O kadar güzel ki, var mıdır acaba aşkım bunun linki? Çok beğendim. Kahvaltımız da şu şekilde. Daha büyük ihtimalle sıcaklar gelecek değil mi? Sıcaklar yok. Şu ayva reçeli diye düşünüyorum. Portakal, zeytin, bal kaymak. Bunlar da geldi. Her şey harika gözüküyor. Başladı. Kar yağıyor. Kar yağıyor. Tabak aşırı sevindi. Aynen. Kahvaltımızı yaptık. İnanılmaz bir hava. Aşırı soğuk ve sulu kar yağıyor bildiğiniz. Hem yağmur gibi hem kar gibi. Şimdi bir AVM'de öyle bir turluyoruz. Ne yapacağımıza karar veremedik. Çünkü İnci'nin uyku saati geldiği için ablamlarla büyük ihtimalle görüşemeyeceğiz. O kadar soğuk ki. Gerçekten. Kaç derece gösteriyor? 4. Yani kesinlikle hissedilen 4 değil yani. Daha soğuk. Uf, bir de rüzgar da var ilginç bir şekilde. Şimdi annemlere geçiyoruz kahve içmeye. Onlar çoktan içmiştir ama
beraber bir daha belki içerler. Aynen. Ay, orada da biraz otururuz. Sonra kalkınca da markete gireriz. Ben fileye girmek istiyorum. Filede bir takipçim, Ayşe Nur, buradan kocaman sevgiler canım sana, bana atmış. Bir sürü öneri yapıyorsun sen bana. Sizin önerilerinize özellikle bakmaya çalışıyorum zaten. Filede iki yanı sarımsaklı ekmeği varmış dondurulmuş şekilde. İçinde bir 4 tane falan vardı sanırım. Onu alacağım eğer ki bulursam, bizim burada da varsa. Airfryer'da hemen ısıtıp nöbet sonrası yemelik. Yüzümüz sert oldu. Evet, burnum. Geldik annemlere. Gel canım. Gel bakalım. O kadar yağmur var ki jeton ellerim buz gibidir. O da sevdiriyor. Aa, aslan seni aslan, gel. Hadi gel bakalım. Şunlar da yapıp ne fark etmez. Şunları yap işte. Ben bununla işim. İyi olur, bırak yapıyorum. Evet. Her manzaralı ya, ben de. Onlar. Her manzaralı, evet onlar. Soğutuyor. Şey, portakalın daha iyi. Hepsi çok güzel takımlarım. Yani çok yok benim de. Benim de. Bunları da ablamla annem almış. Doğum günü hediyesi. Yıllar önce. Tatlı. Şey yapamıyorum, kaldıramıyorum. 4 tane kaldı. Kırdım da. Onlar evet, akrabalar. Şeyden gazeteler veririz ki. Hayır. Onlar doğum günü değil sonlar bana. Annemin de ışığı gün ışığı. Evet. Annem de buralara ışık yaptırmıştı ve anneminki gün ışığı. Çok güzel duruyor. Ay, duvar kağıdı falan. Annemin çok güzel. Ece Arde. Hepsi eşit olsun, çok güzel. Ay çok güzel renk. Evet. Ben sarı yapıyorum genelde. Yok bak. Ha. Aynı renk olsun diyorum ben, böyle oldu mu? Tamam, şu. Hayır, ben çok güzel. Çok güzel aynı giden sürekli gidiyor, gitmeyen de hiç gitmemiş oluyor. Bir kişi olacağı haliyle çabuk gidersin ya. Farklı. Bunların bıraktığı insan yok. Evet. Anne yardeşim mi? Yağmur yağdıkça mı? Orada. Yeni bir güncelleme. Araba yap. Bay bay yap. Çok güzelsin. Şimdi ablamlara geldik. Orada biraz oturduk babamlarla beraber. İki araba gidiyoruz. Şimdi önce kime almaya gidiyoruz İnce? İbrahim'e. Kime alacağız şimdi evinden? İnce. Hayır. Büyük anne. Evet, büyük anneyi alacağız. Sonra hep beraber yemek yemeye geçiyoruz. Hayır, oyun parkına. Oyun park. Yemek yemek istemiyorum. Tamam. İsteyen parkta oyun oynasın. Yemek yiyeceğim de. Durduğumuz yere bakın, tam oyun parkının yanında. İnce tabii ki hemen gidiyor. Çok kalabalık. Ekmek söyledik bu sefer. Teşekkürler. Gerçekten böyle herhalde. Tamamız yerliymiş. Tulum bu. Bu? Bergama. Bergama. Bunu vermiştiniz o mu? Baba sana. Şey kesin güzel. Tam suyumuz var mı? Eve geldik. Ev moduna geçtik ve hemen size aldıklarımızı göstereyim. Markette çoğunluğunu gösterdim. Öncelikle AVM'ye girdiğimizde Eve Shop'tan bir tane kur şampuan aldım. Sadece bunu kullanıyorum. En çok bunu seviyorum çünkü. Şöyle iki tane yüz maskesi aldık. Hastane için diş macunu aldım. Gelelim marketten aldıklarımıza. Çok hızlı bir şekilde göstereceğim. Filtre kahve olarak bunu kullanıyoruz. En son Kübra bize geldiğinde içtiğim en güzel filtre kahve demişti. Denemelisiniz. Karamel şurup aldık. Yumuşak ezine peynir. Bu arada normalde filede sarımsaklı ekmek varmış size bahsettiğim ama bitmiş. Çok hızlı bitiyor dedi kız. Maalesef alamadık o yüzden. Şöyle onlu organik yumurta aldık. Super Fresh'in mısır. Atıştırmalık Vasa'nın sandviçini aldım. Fellas'ın şu barını aldım. Hindistan cevizi ve chia tohumluymuş bu meyve barı. Atıştırmalık abur cubur bir şeyler içerisinde. Yani nispeten daha sağlıklı oldukları için bunları alıyorum. Tabii ki paketli gıda sonuçta ama şu 3 çikolatalı kurabiye çıkmış. Normalde bu kurabiyeyi çok seviyoruz. 3 çikolatasını denemek istedim. Triple Chocolate Cookie biliyorsunuz Starbucks'ın meşhur. Petibör aldık. Burak tekrardan Lotus yapacak. Biliyorsunuz Lotus'un fındık kremasını yapmıştı. Şu hemen dondurucuya gidecek. Şöyle karışık sebze aldık. İçerisinde brokoli, karnabahar, havuç ve kırmızı şerit biber. Bunu hemen airfryer'da yapmak için düşündüm. İşte mesela böyle bir hemen köftenin yanına, tavuğun yanına öğlen kendim için düşündüm. Makarna aldım. Şöyle ceviz içi aldım. Formun şöyle tuzlu atıştırmalıklarından. 2 tane çikolata aldık. Bunu ben aldım. Bunu da Burak aldı. Altılı soda, zeytin. Sucuk. Çok uzun zamandır sadece bunu alıyoruz. Yine denemenizi tavsiye ederim fileye giderseniz. Burak yanlışlıkla piliç fümü almış. Hindi fümü alıyoruz normalde.
Öyle salam, sosis o tarz şeylerle aramız yok bizim. O da sevmiyor. Ben de zaten işlenmiş ürün olduğu için gerek de yok. Şu peynirleri yine Burak için aldım. Çok seviyor. Yerli muz aldık. Aa, ne kadar uygunmuş. 5 tane muz 13 lira. Gerçekten uygun. Bayağı düşük fiyat. Brownie aldım. Gelenlere ikram etmek için kahvenin yanına falan. Burak yine bir çikolata almış. Yumurta aldık. Biliyorsunuz biz bir organik yumurta alıyoruz. Kendi yediklerimizi. Bir de böyle pasta böreğe kullanmak için normal şey yumurtası alıyoruz. Bir tane su çıktı. Çünkü bugünlük suyumuz yok. Yarın sipariş vereceğim. 2 tane sek kuark aldım. Bunları da yine nöbete götürüyorum. Orada hemen pratik oluyor. Biraz granola götürüyorum. Çok ani geceleri böyle açlık krizi tuttuğunda bazen kahvaltıyı yemek istemiyorum. Hem çok işte kalori oluyor. Boşuna ekmek falan yemeyeyim diye. Meyveyle bunu yiyorum. Şöyle yarım yağlı 3 tane süt aldık. Senin yarısını yemiştin. Burak vermiş hafta sonu biliyorsunuz Maya'nın ödül günü ve yaş mama veriyoruz. Yarısını bir gün veriyoruz, yarısını ertesi gün ya sabah ya da akşam veriyoruz. Böylelikle hafta sonlarını o da değerlendiriyor. Üçüncü süt. Ve son olarak şöyle karışık meyve suyu aldık. Hepsi bu kadar da yani 800 civarında tuttu sanıyorum ki market. Böyle aylık bir ihtiyacımız yoktu. O yüzden daha çok gördüğünüz gibi ıvır zıvır tarzı şeyler, biten minik ürünler. Yani zaten süt ve yumurta için minimum haftada bir markete giriyoruz. Neredeyse her gün haşlanmış yumurta yiyoruz. 2 taneden zaten hemen gidiyor. Bir de böyle misafir gelirse pasta börek falan yaparsam çok hızlı bitiyor yani. Şimdi ortalığı bir topluyorum. Mutfağı da biraz toparlayacağım. Çok bir şey yok ama evi böyle düzenlemiş olayım. Bir düzen moduna geçelim. Afiyet olsun. Beğendin mi? Gel. Gel yanıma. Gel bir seveyim seni. Gel. Yakalanmak istedi. Teyzeler seni çok özlüyor Maya. Hep görmek istiyorlar anneciğim. Bakın özlediniz mi? Ben o kadar çok özlüyorum ki Burak'a kızıyorum fotoğrafını atmadığında. Sürekli at görüntülü ara diyorum. Değil mi? Özlüyor bu kız bizi. Allah'tan her türlü akşam biri oluyor. Ben nöbete gittiğimde de Burak akşam geldiği için yine de ölüyorum. Bu hafta hep evdeyim. Özledin mi beni? Oh. Oh. Ne yaptın bakayım biz yokken? Hep uyumuştur. Ne yapacak? Hadi bakalım şunları yerleştireyim. Günaydın. Bembeyaz bir sabah uyandık. Maya. İlk karın. Görüyor musun? Her yer bembeyaz. Tanışıyor karla Maya. Dışarıda örtülsene ne yapacak aşkım. Gel. Patileri kayna değmedi demeyiz. Ya seni yerim bembeyaz oldun. Bak gezen. Herkese uzun bir aradan sonra merhaba. Bugün 23 Şubat. 2 haftadan çok fazla bir süre oldu. Kamerayı ilk kez elime alıyorum o günden beri. Bir tek yardım için çıktığımızda çekim yapmıştım. Çok az bir konuşmam var hatta. Şimdi ilk kez oturup o videoları editlerken dedim ki bu kapanışla beraber. Orada konuştuğumda çünkü daha henüz çok tazeydim. Yardımlarla ilgili daha çok konuşmuşum. Tabii ki o videoyu paylaşmadığım için onları da daha çok Instagram'dan takip edenlere ulaşmıştır diye düşünüyorum. O yüzden şu an artık son kısımda konuşmak istiyorum. Gerçekten çok zorlu bir 2 haftaydı. Hala daha aynı şekilde devam ediyor. Yarın deprem çantası hazırlayacağım. Evet, bu da bir kurtuluş değil tabii ki. Ne anda yakalanacağımızı, nerede yakalanacağımızı bilmiyoruz. Şu an bunu bize hazırlatan şey de sürekli beklenen İstanbul depremi. Artık bunu duymaktan hep birlikte yorulduk bence ama işte şurada şu bekleniyor, burada bu bekleniyor bilmiyorum. Ya belki 40 yıl sonra olacak. Bununla nasıl yaşayacağımızı da bilmiyorum. Ama sonuç olarak zaten deprem bölgesindeyiz ve bunu bir şekilde hazır etmemiz gerekiyor. Artık o an nasibimizde varsa ulaşabileceğimiz bir şekilde olursa ulaşırız diye düşünerek biz gene de önlemimizi alalım istedim. Birkaç şey sipariş vermiştim. İlk yardım çantası, düdük falan. Onları zaten sizlerle bir sonraki videoda paylaşıyorum ama bu videoda bu kısmı da ekleyip bitirmek istedim. Açıkçası çok fazla uzasın istemedim. Öncelikle bu depremden etkilenen, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bu tarz klasik konuşmaları gerçekten hiç sevmem. Düşüncelerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü 2 haftadır hani sizinle hiçbir şey paylaşamıyorum. Hiçbir düşüncemi söyleyemiyorum neredeyse.
Bu süreçte hep özellikle Instagram'dan beni takip ediyorsanız yararlı olabileceğini düşündüğüm şeyleri paylaşmaya çalıştım. Bir önceki konuşmamda da zaten mutlaka göreceksiniz ki şey diyorum, hani bunu kötüye kullanacağını düşünmediğim için bütün haberi paylaşıyorum, bütün haberleri diye. Ve sonradan teyitsiz haberler paylaştıkça birçok yanlış yönlendirmelerle işte boş yere zaman kaybı yaşandı. O yüzden o tarz şeyleri paylaşmayı da bir süre sonra bıraktım. Ve son birkaç gündür de artık gerçekten güzel şeyler görmek, güzel şeyler duymak istediğimiz için hep o tarz şeyleri takip etmeye başladığımı fark ettim. Herkes, birkaç kez soru cevap yaptım, sizlere sordum ve hani herhangi bir paylaşımımda seni çok özledik, Gamze iyileşme ihtiyacımız var, birlikte toparlama ihtiyacımız var gibi mesajlarınızı alınca dedim ki evet, yavaş yavaş gözümüzü iyice kötüye sürüklemeden Gamze hemen bu durumu toparlaman lazım. 2 haftadır biz de aynı şekilde hiçbir şey yapmıyoruz, hiçbir şey. Haberlere bakıyoruz, paylaşımları okuyoruz, insanların öfkelerine bakıyoruz. Yani gerçekten kendimizle savaştayız resmen. Ve biz birinci derece yaşamadık. Ama inanın şuramız yaşadı. Orada olan bir tane ne varsa biz de burada hissettik. Ben kayıp yaşamış biri olarak hani biliyorum ki bu sözler asla telafi edilebilir sözler değil. Acıyı hissediyorum demek bile biliyorsun ki o kişi seni asla anlayamaz. Evet, biz de ne kadar anlayabiliyoruz desek de yaşayanları anlamamız mümkün değil. Ama bu durumda bizleri de anlamanızı rica ediyorum sizden. Çünkü biz de gerçekten psikolojik olarak çok yıprandık. Diyorum ya, beklenen depremler, işte depremi yaşamışçasına tavırlarımız gerçekten bizim de psikolojimizi alt üst etmiş durumda. Ama devam etmemiz gereken işimiz, bizden destek bekleyenlememiz gereken ailemiz, eşimiz, çocuklarımız, evcil hayvanımız, sokak hayvanları, yani birçok kişi var. O yüzden bizim de bir an önce toparlamamız gerekiyor. Bu depremi yaşamışçasına devam ettirmemizin kimseye bir faydası yok. Tabii ki yardımlarımızı arka planda, gerekse ön planda yapmaya devam ediyor olacağız. Ama bu demek değil ki unuttuk, unutacağız. Biz yine acımızı yaşamaya devam edeceğiz ama bir şekilde yine psikolojik olarak toparlanma ihtiyacımız var. Yoksa zaman geçtikçe anksiyete problemleri, birçok psikolojik problem, panik ataklar ortaya çıkmaya başlayacak. Gerçekten fark ettim ki uykumdan irkilerek uyanıyorum. Ölüm korkusu sardı. Uyanıp ağlayıp dua ediyorum. Yani çok artık gerçekten son zamanlar kötü haberlere bakmak istemedim. İnanın ki hepimiz aynı durumdayız. Dediğim gibi biz sadece göz önünde olduğumuz için sizlerin karşısında bir tık daha anlayışa ihtiyacımız var. Hani bu süreçte zaten şunu şu kadar beklemeliydin, bu kadar beklemeliydin demenin kimseye bir anlamı yok. Ben görüyorum ki işte Instagram'da özellikle yaşanıyor bu. Küçücük bir paylaşımla linç yiyen o kadar çok arkadaşım var ki sürekli kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Sürekli bir şeyler paylaşmaktan, artık işte kendilerini anlatmaktan yorulmuş haldeler. Lütfen böyle yapmayın. Herkesin kendini iyileştirme şekli ve süresi farklı. Dediğim gibi toparlanmaya ihtiyacımız var ve bunu kimin nasıl yaptığını bilemeyiz. Ben şu an kendimi hazır hissediyorum ve şu an oturdum. Diyorum ya, 2 haftadır şu kameranın yüzünü bile görmedim yani. Zaten görmek istemiyorsun ama şu an oturmak istedim ve konuşmak istedim. İşte insan kendini buna hazır hissettiğinde bunu yapmak istiyor. Gerçekten çok üzgünüm ülkemizin bunu yaşadığı için ve belki de yaşayacak olduğu şeyler için. Ama daha fazla olumsuzluğa gerek yok. Ben yine sizlere burada motive etmeye, beraber güçlenmeye davet ediyorum. Artık her şey hepimiz için çok farklı olacak. Çünkü biliyorum ki hepimiz, siz de anladık ki birçok şeye boş yere üzülüyormuşuz. Birçok şeye boş yere kırılıyormuşuz. Her şey ne kadar da anlamsızlaştı değil mi? Bir günde çayı soğuk içiyoruz diye üzüldüğümüz, ne bileyim sevdiğimiz bardağımız kırılıyor diye. Bir anda gerçekten birçok şey anlamını yitirdi. Ama asla böyle düşünmemeliyiz. Yine hem her an ölecekmiş gibi hem de hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamalıyız. Önemli olan anın bize kattığı şeyler. Hiçbir pişmanlığınız olmasın. Sizi çok seviyorum. Yaşanan bu durum için gerçekten çok üzgün olduğumu bilmenizi istiyorum. Yarın yeni bir güne uyanalım. Kimimiz için hayat hala çok zor olarak devam edecek olsa da güçlü bir şekilde toparlanmaya çalışıp
birlik olup devam edeceğiz. Sizlerin de düşüncelerini merak ediyorum. Yani neler paylaşmak istiyorsanız, içinizde sıkıldığınız, bunaldığınız, belki de kimseyle paylaşamadığınız yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Hatta birçok kişi birbirine yazıyor biliyorsunuz ki yorumların altlarında. Belki birbirimize destek olacağımız mesajlar bulacağız orada. Kendimizden bir şeyler bulup bir nebze de olsa iyi hissedeceğiz. Bu paylaşımlarınızı da bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Bu süreçte görmek istediklerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Sizinle paylaşacağım birçok şey var bu süreçte gelişen. Onları da paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda bir soru cevap geliyor olacak. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ve hep bunu söyleyerek videoyu kapattığım için de her zaman içim rahat oluyor. Sanki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.